Herkese merhabalar arkadaşlar. Emek Sandığım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Tiş çok güzel bir örgü modeli çalışacağım arkadaşlar. Yapacağım model çok kolay, çok güzel bir model. Birçok örgü alanında değerlendirebileceğiniz bir model arkadaşlar. Ben bandan olarak yapacağım. Siz istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Hep birlikte yapılışına başlayalım. 2 numara tığıyla öreceğim. Siz istediğiniz ip ile yapabilirsiniz. Hemen beyazı kenara aldım. Mavi ile yapılışına başlıyorum. Toplamda 27 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 tane zincirimi çektim. Birinci zincirimin arasına giriyorum. Şöyle kaydırdım. Şöyle kare olacak arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Başını aldım hemen. Bakın. Hemen şuraya aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki zincir arasına bir tane ikili trabzan. Sıradaki zincir arasına bir tane ikili trabzan. Toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. 4 zincirle beraber 4 5 6. Burada başını aldım. Sıradaki zincir arasına giriyorum. Buraya arkadaşlar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası bir köşesi oluyor arkadaşlar. Toplamda 4 tane köşe yapacağız. Başını aldım. Şimdi yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu 2 taneyi saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 Sıradaki zincir arasına 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Ve buraya bir tane daha köşe yapmış olduk arkadaşlar. Başını aldım. Sıradaki zincir arasına bir tane ikili trabzan. Bir sonraki zincir arasına bir ikili trabzan. Yine bir sonrakine bir ikili trabzan. Toplamda 6 tane trabzan daha yapıyoruz arkadaşlar. Şu çift battığım 2'yi saymıyorum. 3 oldu. 4 5 6 Sıradaki zincir arasına 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 tane zincir çekiyorum aynı yere. 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. köşemi yaptım. Burada yine 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptım. Şu arada tek bir tane zincirim kaldı. Bu son zincirimin için arkadaşlar önce 2 tane trabzan
Bakın. Bir. İki. İki tane zincir. Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Ve dördüncü köşemi yaptım arkadaşlar. Kare şekli verdik. Toplamda 9 tane böyle kare yapacağız. İsterseniz rengarenk yapabilirsiniz. İsterseniz tek renk yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada 3 tane zincirim var. 3. zincirimin içine şöyle kaydırarak sık iğne yapıyorum. Biraz çekiştirdim arkadaşlar. Ve ipimi buradan şöyle kopardım. Bakın şöyle kare şekil verdik. Şu ipi arkadan geçirip şöyle arkadan çıkardım. Şu iki ipi koparıyorum hemen. Evet. Şimdi bunun gibi toplamda 4 tane, pardon, 5 tane beyaz, 4 tane mavi yapacağız. Hemen 9'a tamamlayıp geliyorum. Evet, 9 tane tamamladım arkadaşlar. Şimdi en baştaki beyazı alıyorum. Pardon, bir tane beyaz alıyorum, fark etmiyor. Hemen bir tane de mavi alıyorum. Şöyle üst üste indirdim. Bakın, mavi beyazın üzerine indirdim. Sonra bir tane beyaz aldım. Beyazımı aldım. Bakın şöyle. Beyazı da mavinin üzerine indirdim. İpimi iğneme geçirdim. Şöyle. Hemen şu iki tane zincir olan kısımdan girdim. Yani köşe kısmından arkadaşlar. Bu diğer beyazın köşe kısmından şöyle iğnemi çıkardım. Şöyle bir sabitleyeyim arkadaşlar hemen. Şöyle ipin içerisinden geçireceğim ki sökülmesin. Evet. Şöyle birkaç kere batacağım sık olsun diye. Evet. Yukarıya çıkardım. Şurada hemen. Bir tanesini şöyle diktim. Evet, bakın ön yüzümdeyim. Bir tane inci alıyorum. İncimi iğnemden geçirdim. Hemen buraya tekrar hemen yanındaki küçük parçaya motifin içine batıyorum. Şöyle tekrar aynı yere bir daha batıyorum. Bir daha şu incin içinden geçeceğim. Tam sık olsun diye. Şöyle. Arkaya doğru iğnemi çıkardım. Buradan düğüm atıyorum ve ipimi koparacağım. Ve ipinizi koparmadan da devam edebilirsiniz. Direkt şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın şuradaki mavinin içinden geçirdim. Şöyle. Bakın zaten altta kalıyor. Hiçbir şekilde belli etmeyecek. Mavi aldım. Mavi beyazın üzerine koyuyorum. Yine aynı köşeye tekrar iğnemi geçirdim. İsterseniz burayı mavi iple de dikebilirsiniz. Beyaz inci kullandığım için ben beyaz iple dikmek istedim burayı. Şöyle bir tane daha inci alıyorum. Şöyle. İyice sıkıyorum arkadaşlar. Alta geçirdim. Evet, ikinci incimi de taktım. Bakın toplamda 4 tane motif birleştirdim. Beşinci motifimi alıyorum. Bunu da mavinin üstüne koyuyorum. Yine aynı şekilde şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Bakın şuradan her iki köşeye batıyorum.
Aynı yere tekrar bakın. Şöyle batıyorum. İğnemi yukarı aldım. Üst tarafa bir tane daha ince alıyorum. Bu şekilde bütün motiflerimizi, küçük motiflerimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, bakın. Sonra mavi motif alıyoruz. Maviyi de şöyle birleştireceğiz. Kalan motiflerimin hepsini birleştirip geliyorum. Evet, bütün motiflerimi birleştirdim arkadaşlar. Bakın. Çok şık, çok güzel oldu. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Hemen bitiyor. Bir oturuşta bitirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen birkaç yere daha batıp ipimi buradan koparacağım. Arkalardan geçiriyorum. İpimi kopardım. Şimdi şöyle bağcıklarını yapacağım. Kenardaki bağcıkları. Mavi ile beyaz arasında kararsız kaldım. Mavi ile yapacağım arkadaşlar hemen. Mavi ipimi aldım. Bakın. Şuradan geçiriyorum. Bakın arkadaşlar. Şu beyazın altından geçiriyorum. Buraya. Bir zincir ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını aldım. Yine aynı yere. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın. Yuvanın içine giriyorum. Bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar yuvanın içine girdim. Bir tane ikili trabzan. Şöyle yapıyoruz. 3 zincir. Hemen ikili trabzan. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir. Yuvanın içine. Şöyle ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Yuvanın içine ikili trabzan. 2, 4, 6, 7, 10 tane tamamlayalım. 8. 9. 10. 1, 2, 3, 4 ya da bir tane daha yapalım arkadaşlar. 11 olsun, kısa olmasın. Şimdi şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Topladığım trabzanın üzerine şöyle sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı yere sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yaptım arkadaşlar. Evet, ipimi buradan koparıyorum. İsterseniz fıstık da yapabilirsiniz. Şöyle. Diğer tarafa da aynı şekilde iplerimi koparacağım arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde bakın. Şuradaki mavinin içinden. Şuradan. Ve çektiğimiz zaman arkadaşlar bakın üstte kalıyor. Şuradan mavi ipimi sabitliyorum. Hemen diğer bağcığı da yapıp dönüyorum. Evet, her iki tarafını da yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle bağladığımız zaman çok güzel bir bandana olarak ortaya çıkıyor. Ben bandana olarak değerlendirdiğim modeli siz istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Yabancılar genelde bu tür modeller arkadaşlar kemer olarak kullanıyor farklı iplerle.
Modelimi beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz kanalıma destek için ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Takıldığınız yerlerde yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.